Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere sonbahar gelmişken şöyle güzel bir yelek modeli paylaşmak istedim. Şu şekilde tığ işi yapılan fıstıkları olan güzel bir yelek modeli. Bu modelimizi şöyle yelek, çeyizlik yeleklerde, gelin yeleklerinde kendinize istediğiniz yerde yaparak kullanabilirsiniz. İpliğimi alıyorum. Tığım 4 numara. Şöyle. İp, siz istediğiniz ip kullanabilirsiniz. Ben şöyle bir ip alıyorum. Bu ipimi bir siteden şey yapıyorum. Kilo olarak alıyorum. Yani ipliği yumak hesabı değil, kilo hesabıyla alıyorum. Ve çok güzel iplikleri var. Tavsiye ederim. 1, 2. Buraya 10 tane zincir çekeceğim. Şöyle 10 tane zincirimi çektim. Tığıma doladım. 1, 2, 3. zincirin içine bir trabzan. Hemen yanındakine bir trabzan daha çekiyorum. Her zincirin içine bir tane çekeceğiz. Toplamda 8 tane trabzanımız olması lazım. Şöyle 8 tane trabzan yapıyoruz. Her zincirimizin içine bir tane batarak. Alt kenar lastiği, şurasını alt lastiğini yapıyoruz şu anda. Siz istediğiniz kalınlıkta, incelikte yapabilirsiniz. Daha da kalın yapabilirsiniz. Daha da ince. Ama 10 tane zincirin üzerine 8 trabzan güzel oluyor. Kenarda 3 zincir çektim. Tığımı şöyle doladım. Bunu doladıktan sonra her trabzanın tepesine yine bir trabzan batıyorum. Şu şekilde sıranın sonuna, buranın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 8 trabzan üzerinde kuracağız modelimizi. Şöyle 8, yine aynı. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum, hemen ilk trabzanın tepesine batarak 8 tane trabzanımı yine tamamlıyorum. Bu şekilde şöyle 1, 2, ben 3. sıradayım. Bu böyle 13 tane yapalım. Benim modeli yapmam için şöyle size 2 sıra yeterli. Şu kadar göstereceğim model üzerinde. Bu kadar yeterli. Bunun için 13 tane böyle sıramızı yapıp gelelim. Siz de tamamlayın. Ben de tamamlayayım. Evet arkadaşlar, ben gördüğünüz gibi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra yaptım. 13 sırayı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen bakın, bu trabzan var şurada. Şuranın içine 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Kenar yapıyoruz şu anda. Şu kenarı yapacağız. Şurayı. Şu kenarı. Siz daha kalın da ince de yapabilirsiniz. 3, 2 tane çektim. Hemen tepede var. Bakın şuraya geçişi var. Orada ortaya bir trabzan daha ve hemen yanındaki, bakın bu sıraya geçtim. Bu sıranın orada zincir var. Oraya da 1, 2 tane yapıyorum. Yani toplamda 5 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Hemen bakın, buranın yanındaki 1, 2, 3. şeydeyiz. Trabzandayız. Şöyle 1, 2, 3. trabzandayız. Buraya değil, şu 4. trabzanın içine 5 sefer battım, fıstık yapacağım. Şöyle 5 sefer yaptım. Fıstığımı topluyorum. Bir zincir çektim. 2, 3 zincir. 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere yine 5 sefer battım. Fıstığımı yapıyorum. Bunu da topladım. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 seferde batıyorum fıstıklarımı. Hepsini topladım ve bir zincir çektim. Şöyle fıstığımız oluştu. Bu sırada hemen battığımız yerin yanı. Bakın şu buraya batmıştık. Buraya batmıştım. Bura değil, bunun yanına. Yani ikinciye, birinci değil ikinciye modelimizi kurduk, fıstığın yanındakine.
Bir trabzan, bir zincir, aynı yere, aynı, bakın aynı yere batıyorum. Buraya bir trabzan daha. Arada bir zincir, şöyle V oluşturuyoruz. Arada bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen yanındakine bir trabzan daha. Bir zincir çektim. Aynı yere bir trabzan daha. Bir zincir doladım. Bir sıra atlıyorum. İkinci sıraya geçiyorum. Onun içine de yine üçlü fıstığımı yapacağım. Yani 5 sefer battım. 3 tane fıstık yapacağım. Topladım. 1, 2, 3. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Hepsini topluyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 1, 2, 3, 4, 5. Fıstıklarınızı çok uzun çekmeyin ki trabzanlarla aynı hizada olsun. Bir zincir çektim. Bir tane, bir sıra atlıyorum. Bakın iki sıram kaldı. Bunun içine, şuraya yine 1, 2. Orta yerine bir tane, 3 oldu. Hemen yanındakine geçtim. O trabzanın içine de 2 tane yaptım. Toplamda 5 tane trabzanım oldu. Şimdi 1, 2, 3. Modelimizin ikinci sırasına geçiyorum. Modelimin zaten model 2 sıradan oluşuyor. İkinci sırasına geçtik. Şöyle çevirdim. 3 zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. İlk trabzanın içine 1, 2, 3, 4 ve 5 oldu. Bakın 5 tane yaptım. İlk trabzanın içine battık. Yanı yanına 5 sıramızı tamamladık. 5 trabzan yaptım. Şimdi burada hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Bakın şurada 3 zincir çekmiştik fıstıklarımızın arasında. Bunun içine 6 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir zincir çektim. Hemen yandaki zincirin içine batıyorum. Yine 6 tane trabzan da buraya yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Buraya geldik. Yine zincir çekmeden direkt şu yaptığım V'ler vardı ya, iki tane arada V yapmıştık. O V'nin ilk birincisinin içine bir tane trabzan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar battım ve bir V daha oluştu. Arada bir zincir. Birer tane zincir çekiyoruz bu aralarda. Ama diğer şu başlarda falan zincir çekmiyoruz. Şöyle aynı öbür diğer V'ye geçtik. Onun içine de bir tane trabzan, bir zincir, hemen yanına içine bir trabzan daha. Şöyle. Bakın şu şekilde oluşuyor. Şöyle daha iyi net görünecek. Sanki elime alayım. Sırayı size göstereyim. Şu şekilde ve aralarda şu V'ler oluşuyor. Yine zincir çekmiyorum burada. Tığımı doladım. Aynı zincirlere geldik ve fıstığın içindeki zincirlere. Onun içine 6 tane trabzan yapıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane çektim. Bir zincir. Hemen yandaki zincire geçiyorum. Buraya da 6 tane yine trabzan yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Hiç zincir çekmedim. Tığıma doladım. Bu kenar modele geldik. Kenar oyası trabzanlarına. Buraya da her trabzanın tepesine batarak 5 taneydi burası. Sayılarınızı sürekli sayarak devam ederseniz eksiltme, artma olmaz. Şöyle 5 tane trabzan yaptım.
Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bakın modelimiz bu. Bu kadardan oluşuyor ve sıra sıra üst üste gidiyor. Ben size bir tane bir sıra daha geçeceğim. Onu da göstereyim. 3 zincirimi çektim. İlk trabzanın içine bir trabzan batıyorum. Ve diğerlerine de yaparak 5 tane trabzanımı devam ediyorum. Şöyle. Şimdi buraya fıstığımızı kuracağız gene. Onu nasıl kuruyoruz? Bir zincir çektim. 5 trabzandan sonra tığıma doladım. Ortada bir zincir çekmiştik. Şuranın ortasında bir zincir çekmiştim. Onun içine bir kaç sefer doluyorduk? 5 sefer doladığımız fıstıklarımızı yapacağız. Bir doladım. 2 3 4 5. Fıstıklarınızı çok uzun çekmeyin. Topladım. 1, 2, 3. Aynı işlem yine ilk sırada yaptığımız gibi. 2, 3, 4, 5. Topladım. Zincirimi çekiyorum 3 tane. Yine aynı yere bir fıstık daha. 2, 3, 4, 5. Hepsini topluyorum. Bir zincir çekiyorum burada. Şu V'lerin içine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir. Aynı yere battım. Bir zincir. Hemen yandaki V'ye geçiyorum. Onun içine de bir tane batıyorum. Bir zincir. Aynı yere V'nin içine battım. Ve bir zincir. Tığıma doladım. Tığıma doladım. Hemen yandaki, bakın şu araya bir zincir yapmıştık tepeye. Oraya yine 5 sefer battım. Fıstıklarımı yapıyorum. Arada 3 zincir. 3 tane fıstığımız olacak. 2 3 4 5. Topluyorum. 1 2 3. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Topladım. Bir zincir çektim. Evet. Bu sırayı böyle bitiriyoruz. Tığımı doladım. Kenarını yapıyoruz. Gene kenarda 5 tane trabzanımız vardı. Aynı işlem devam ederek bu sırayı bitiriyoruz. Evet. 5 trabzanımı da yaptım. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra döndüm, modelimi çevirdim. Aynı trabzanlarımızı tek tek 5 tane kenara yapıyoruz. Kenarı bitirdikten sonra yine aynı bu zincirlerin içine tığımı doladım zincir çekmeden. Bunların içine 6 tane trabzan. 2 3 4 5 6 6'yı çektim. Bir zincir arada. Hemen yandakine bakın buraya. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 trabzan yaptım. Tığımı doluyorum zincir çekmeden. Şuradaki V'nin içine bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Bir zincir. Tığımı doladım. Hemen yandaki bir V'miz var. Onun içine batıyorum. Bir zincir. Aynı yere battım. İkinci V'mi oluşturdum. Zincir çekmeden 6 tane trabzan dolduruyoruz yine. Şu kenar fıstıklarımızın aralarına 6 tane. 2 3 4 5 6. Arada bir zincir çektim. Hemen yandaki zincire batıyorum. 1 2 3 4
5 ve 6. Tığımı doladım zincir çekmeden. Kenar trabzanlara geldik. Aynı buraya da böyle 5 tane trabzan yapıyorum. Evet. Modelimizin sonuna geldik. Modelimiz böyle. Arka tarafı da, ön tarafı da aynı. Şurası şöyle önden. Bugün de sizlere böyle güzel bir yelek modelinin yapımını anlatmaya çalıştım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın arkadaşlar. El işi yapan arkadaşlarımıza lütfen destek verelim. İyi günler.